Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş bayan yelek modeli göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Krem rengi simli iple yaptım, çok da yakıştı. Nasıl yaptım onu anlatayım arkadaşlar. Modelimiz 10 ilmek üzerine kuruluyor. Böyle yanlara doğru kesiliyor arkadaşlar. Sonra tek ilmek kalasıya kadar kesiliyor. Ondan sonra artırma yapılıyor. Bu ortada da şişin üzerine ip attım. Onu da birazdan göstereceğim inşallah. Gördüğünüz gibi aralara iki ters koydum. Dilerseniz araya su yolu ya da farklı desenler, küçük desenler koyabilirsiniz. Ama böyle de güzel oldu. Böyle de deneyebilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Böyle kendi yeleğime bakaraktan çıkardım. Şöyle çok zevkli yapması. Bunu kalın iple yaptım biraz. 3 numara şişle burada. Bunu 3,5 numara şişle yaptım. Bunu 3 numara şişle yaptım. Bu ipi çok beğendim arkadaşlar. İpi söyleyeyim. Ören Bayan Star Lurex ip kullandım. 320 metre arkadaşlar. 320 metre şurada yazıyor. Güzel böyle simli. Angora'ya da benziyor. Angora tarzı ip sanırım. Evet, hazırsanız başlayalım inşallah. Şöyle kenarda dursun. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 10, 20, 28 ilmek. Şöyle sayalım bakın. 10 ilmek bu, 10, 20. Arada 2 tersim var. 22, 24, 26. 2 de kenara ilmek, 28 ilmek. Başlayacağım. Evet, şöyle başlamayı göstereyim. İpimi ikiye katladım. Şöyle tutuyorum. 3 numara şişle yapacağım. Şöyle şu şekilde. Böyle 28 ilmek atıp döneceğim. Evet, bakın 28 ilmek attım şişime. Şuraya da düğüm atalım. Açılma yapmasın. Haroşa yapıyorum. Yani önden de düz, arkadan da düz öreceğim. Bu şekilde düz örüyorum. Evet, böyle iki sıra, yani önden de düz, arkadan da düz örüp döneceğim. Böyle bu şekilde. Daha rahat örebilmek için. Böyle. Evet, bakın iki sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi bir tane kenar ilmek. Yanlarda iki tane ters ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane düz, ikinci düz, üç düz, dört ve beşi şöyle şu şekilde ikisini bir örüyorum. Yani kesme işlemi yapıyorum. Böyle bakın. Benim gibi yapın, daha güzel olacak. Kestim. 4 ve 5. ilmeğimi kestim. Böyle doladım. İşte doladıktan sonra 2 ilmeği ikisini bir ördüm. Yani kesme işlemi yaptım. Sonra 1, 2, 3 tane düz ördüm. Arada 2 tane tersimiz var. Tekrar ikinci modeli kuruyorum. Aynısından ikinci modeli kuruyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. 4 ve 5.'yi şöyle bu şekilde ikisini bir örüyorum. Başına doladım. Doladıktan sonra bu ikisini de bu şekilde ördüm. Kestim yani. 2 tane, 3 tane de düz örüyorum. 1, 2, 3. Sonra 2 tane kenar ilmek ters. Son ilmeğimde bakın ben kenarlarda bu şekilde yapıyorum. İpi öne alıp örmeden sağ şişime takıyorum. Evet, tersindeyiz. Kenar ilmeğim var. 2 tane düzüm var. Modelin arkası da bakın ters ördüm. İkinci tersimi ördüm. 3 ve 4. tersi şöyle bakın genişlettim. 3 ve 4. ilmeği ikisini bir ters olarak öreceğim. Böyle bu şekilde.
3 ve 4. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Böyle yönü güzel dursun diye. Başına doladığım ilmek var. Bakın böyle bu şekilde sağ şişimi alıyorum. Onun üzerine tekrar başına doluyorum. Ve bu iki ilmeği de yine ters olarak ikisini bir örüyorum. Eksiltme yapmış oluyorum. Kenarda iki tane tersim var. Onları da ördüm. Burada iki düz var. Düz olarak ördüm. İki tane ters, diğer modele geçtim. İki tane tersten sonra ne yapıyorduk? İkisini şöyle genişletip ikisini bir ters olarak örüyorum. Böyle. Evet, burada başına doladığım ilmek, onu sağ şişime aldım. Tekrar onun üzerine bir daha doladım. Sonra bu iki ilmeği ikisini bir ters olarak kestim. İki tane tersim var. İki tane düzüm var. Sonra kenar ilmek. Evet, tersi de bitirdik. Ön düze geçtik. Kenar ilmeği ördüm. İki tane tersim var. Burada bakın bir düzüm var. Onu ördüm. Bu iki ilmeği de ikisini bir şöyle şu şekilde örüyorum. Kesiyorum yani. Burada başına doladığım ilmekler var. Sağ şişimi aldım. Tekrar üzerine bir daha doladım. Sonra yine eksiltme yapıyorum. İkisini bir düz olarak ördüm. Bir düzüm var. Onu da düz ördüm. Arada iki tersimiz var. Sonra diğer modele geçiyorum. Düz ördüm. Bu iki ilmeği şöyle şu şekilde bakın. Böyle ikisini bir düz örüyorum. Böyle görüntü güzel olsun diye. O doladıklarım ilmekleri sağ şişime aldım. Tekrar onların üzerine bir daha doladım. Ve bu iki ilmeği de ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir düzüm var, onu da ördüm. Kenara geçiyorum. İki tane ters. Son ilmeği de örmeden alıyorum. Çevirdim. Bir düz, iki düz, üç düz ördüm. İki tane tersim var gördüğünüz gibi. Onları, evet, o iki tersimi şimdi ikisini bir kesiyorum. Aslında şöyle kessek, şöyle dediğim gibi şu şekilde kessek, arka taraf, düz taraf daha düzgün olacak. Sonra sağ şişime aktarıyorum bu üç ilmeği ve üzerine yine doluyorum. Burada iki ilmeğim var ters. Onları da ikisini bir ters olarak örüyorum. Kenarda iki düzüm var. Burada iki ters var. Onları yine şöyle ikisini bir ters olarak örüyorum. Bunları sağ şişime aktarıp üzerinden yine ipi atlatıyorum. Ve bu iki ilmeği de ters olarak örüyorum. Kenarda iki düzüm var. Son kenar ilmeği de örmeden alıyorum. Evet, bakın bir ilmeğe düştü. Bu düz ilmeklerimiz. Şimdi kenar ilmek iki tane ters ördüm. O düzü şöyle şu şekilde örersek daha güzel oluyor. Ve şimdi tekrardan model kuruyorum bakın. Bakın böyle bu şekilde parmağıma geçiriyorum. Eksilttiklerimi tekrar yerine getirmek için burada artırma yapıyorum. 1 2 3 Baştakiyle birlikte 4 oldu. Şimdi bunlara sarıp şöyle göstereyim. Bakın şişimi alttan batırdım. İlmeği aldım. Sol şişime geçirdim. Ve onu düz olarak örüyorum. Şöyle sıkılayalım biraz. Tekrar şişimi alta batırdım. İlmeği aldım. Sol şişime geçirdim. Ve onu düz olarak örüyorum. Bıraktım. Bakın bu şekli aldı. Sonra parmağımı sarıp parmağımdaki ilmekleri sağ şişe ilmek olarak aktarıyorum. Bu şekilde. 3 tane ilmek aldık. 2 tane de ortada. Evet, kenarda bir tane düzümüz var. Onu da düz olarak örüyorum.
Evet, bir model bitiyor. Yenisine başlamış oluyoruz arkadaşlar. Kenarda iki tane ters. Şimdi yine göstereceğim. Buradaki düzü şöyle şu şekilde örersek daha güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi o sardığım ilmekler var şişime. Tığımı şişimi alttan batırıyorum. İlmeği alıyorum. Tabii artırmayı unuttum. Kusuruma bakmayın. Önce artırma yapıyorduk. Burada bir ilmek var. Parmağıma dolayıp böyle bu şekilde sağ şişimi alıyorum 3 ilmeği. 3 ilmek artırma yaptık. Sonra şişimi batırdım. İlmeği aldım. Sol şişime geçirdim ve düz olarak örüyorum. Tekrar alttan batırdım. İlmeği aldım. Böyle düz olarak örüyorum. O aldığım ilmekleri. Sonra bu şekilde düzeltiyorum. Tekrar ilmek alacağım 3 tane. 1 2 3 Kenarda bir ilmeğim düz var. Onu düz olarak örüyorum. Evet, 10 ilmeğe tamamladık. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğe tamamladık başladığımız gibi. 2 tane ters var. Sonra kenar ilmek. Evet. Şimdi tersine geçtik. Kenar ilmeği ördüm. 2 tane düzüm var. Böyle ters örüyorum bakın. O artırdığım ilmekleri de ters örüyorum. Evet, böyle sardığım, artırdığım değil. Sararak yaptım. Ortadaki iki tanesi de ters. Buradaki aldığım ilmekleri de ters öreceğim de çok sıkı yapmışım ben. Evet, bunları da ters olarak öreceğim. Evet, 10 ilmeğimi de ters ördüm gördüğünüz gibi. Kenarda iki tane düzüm var. Yine ters 10 tane tersim var. Artırdığım ilmekleri hepsini ters örüyorum. 10 tane ters örmüş oluyoruz. Modelin tersinden. Şöyle dediğim gibi biraz sıkı sardığım için. Evet, son tersimi de ördüm. Kenarda iki tane düzüm var. Son ilmeği de örmeden aldım. Evet, ön düze geçtik. Tekrar ilk başladığımız gibi yapacağız. Kenar ilmek, iki tane ters, ara ilmekler. Burada bakın bir düz, iki düz, üç düz. Ördükten sonra 4 ve 5. ilmeği bu şekilde ikisini bir örüyorum. Şişin bakın bu şekilde batırıyorum ve ikisini bir örüyorum. Sonra şişime sardığım bu ikisini bir düz örüyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3. Arada 2 tane tersim var. Evet, diğer modele geçiyoruz. 1 düz, 2 düz, 3 düz ördükten sonra 4 ve 5'i şöyle şu şekilde ikisini bir örüyorum. Sarıyorum. Sonra yine ikisini bir düz örüyorum. Kenarında 3 tane düzüm var. Onları da düz olarak örüyorum. Evet, modelimiz bitti. 2 ters. Kenar ilmek. Bakın, modelimiz açığa çıktı. İkincisini yapıyoruz şimdi. Tersine geçtik. 3 tane düz ördüm. 1 2 ters ördüm. Burada eksiltme yapacağım ters olarak da. Şöyle dediğim gibi böyle bu şekilde tersi alırsak önden daha düzgün çıkacak. Şöyle.
Sonra bu başına sardığım sağ şişimi alıyorum. Tekrar tepesine sarıyorum. Ve ikisini bir böyle ters örüyorum. Yanında iki tane daha tersim var. Ters ördüm. İki tane düz. Sonra diğer modele geçiyorum. İki tane ters. Üç ve dördüncü ilmeği bu şekilde ters örüyorum. İkisini bir. Sonra başına sardığımız sağ şişimi aktarıyorum. Tekrar onun üzerine bir daha sarıyorum. Ve bunları da bu ikisini de ters olarak örüyorum. Yanlarında iki tane daha tersim var. Ters ördüm. İki tane düz. Kenar ilmek. Çevirdim. Evet, kenar ilmek, iki tane ters. Evet, bir düz ördükten sonra bu ikisini bir düz olarak kesiyorum. Yani ikisini bir örüyorum. Bu sardıklarımı tekrar sağ şişimi aldım ve üzerine ipi sarıyorum. İkisini bir ördüm. Bir de düz ilmeğim var. Arada iki ters, bir düz diğer modele geçtim. Bir düz ördükten sonra ikisini bir bu şekilde bakın. Bu şekilde ikisini bir örüyorum. İlmeğim ortadaki ilmekleri sağ şişime aktarıyorum. İpi üzerinden geçiriyorum. Ve ikisini bir düz olarak ördüm. Bir tane daha düzüm var. İki ters. Kenar ilmek. Çevirdim. Bir düz, iki düz. Tersindeyiz arkadaşlar. Üç tane düz ördüm. Burada eksiltmemiz iki tane kalmış. İki ilmeğim kalmış. Onları da eksilteceğim. Şöyle bu şekilde ikisini bir ters örüyorum. Böyle sağ şişimi aktardım. Üzerine doladım. Ve ikisini bir yine ters örüyorum. Tek ilmek kalasıya kadar eksilttik. İki tane düz. Burada iki tersim var. Eksiltme yapacağım. Diğer modele geçtim. İkisini bir bu şekilde ters örüyorum. Sağ şişimi aldım. Üzerinden ipi geçirdim. Bu ikisini de ters örüyorum. İki tane düz. Kenar ilmek. Evet, bakın bir ilmek kalasıya kadar eksilttik. Şimdi kenar ilmek, iki tane ters. O düzü şu şekilde örüyorum. Bakın böyle örünce daha güzel oluyor. Dediğim gibi yaparsanız bakın burası böyle düzgün çıkıyor. Evet, o düzü ördüm. Bir ilmek kalasıya kadar eksilttik. Şimdi de bir ilmek kaldıktan sonra 3 ilmek atacağız böyle parmağımıza sarıp. Bakın 2, 3 ilmek artırma yaptım. Buradaki sardıklarım ilmeği de şöyle alttan şişim batırıyorum, ilmek alıyorum. Onu düz olarak örüyorum. Aldığım ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar alttan şişim batırdım, ilmeği aldım ve onu da düz olarak ördüm. Sol şişimi çektim. Yine artırma yapacağım 3 tane. 1 2 3. Buradaki düz ilmeği de ördüm. Yine 10 taneye tamamladık. 2 tane ters. Buradaki düzü örüyorum. O düzü ördükten sonra yine artırma yapıyorum. 1 2 3. Evet, bakın buradaki sardığım ilmeklerin altına şişimi batırıyorum, ilmeği alıyorum ve düz olarak örüyorum. Şimdi yine batırdım, ilmeği aldım ve onu da düz olarak ördüm. Sol şişimi çektim. Bu şekilde oldu. 3 tane artırma yapıyorum. 1 2 3. Buradaki düzü örüyorum. 2 tane ters. Kenar ilmek.
Evet, bakın çok güzel oluyor. Çevirdim. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. Modelin arkası ters oluyor. Hepsini ters öreceğim. 10 ilmeğin 10'unda. Artırdığım ilmekleri de ters örüyorum. Evet, böyle ters örerekten ilerleyeceğim. Evet, 10 tane ters ördüm gördüğünüz gibi. 2 tane düz var, ara ilmekler. Ondan sonra yine 10 tane tersini örüyorum modelin arkasını. Evet, 10 tane ters ördüm. Kenarda 2 tane düz. Son ilmeği de aldım. Evet, çevirdim. Tekrar model kuracağım. Şöyle başını göstereyim arkadaşlar. Çok kolay, çok zevkli bir model. 2 tane ters örüyorum. Şimdi bakın, bir tane düz ördük. Eminim çoğunuz öğrendiniz. İkinciyi düz. Üçüncüyü düz ördük. 4 ve 5'i böyle bu şekilde kesiyorduk. Sonra başına dolayıp o ikisinde ilk ikisini de kesiyoruz. Böyle bu şekilde ikisini bir düz örüyoruz. Sonra yanındaki 3 ilmeği düz örüyorum. 2 tane ters. 1 2 3 düz ördüm. 4 ve 5.'yi bu şekilde ikisini bir düz örüyorum. Başına doladım. İlk ikisini de hemen kesiyorum. Sonra 3 ilmek düz. Kenarda 2 tane ters. Son ilmeği de aldım. Evet arkadaşlar, bu şekilde eminim anladınız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. İpime de çok yakıştı. Böyle anlamadığınız bir yer olursa mutlaka yorum yazın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.